Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada enerji sektörünü, yani ekonomi kadar dış politikayı da yakından ilgilendiren ve işlerin iyi yürütülememesi durumunda milli güvenlik sorunu doğurabilecek kadar önemli bir sektörü konuşuyoruz. Gönül isterdi ki bu bütçeye destek verelim. Fakat bugünkü bütçeye baktığımızda ne esnafımızın siftahsız kapattığı dükkanı için destek, ne sanayicinin çarkının dönmesi için destek, ne de vatandaşımızın lehine hiçbir şey yoktur. Bu yılın ilk 7 ayında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısı yaklaşık 237 bin civarındadır. Son bir yılda meskenlere uygulanan elektrik tarifesi yaklaşık 2 kat, sanayi tarifesi ise 5 kat artmıştır. İktidar bu artışları 2021 yılının sonlarında başlayan emtia fiyatlarındaki artışa ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yıl içinde aşırı şekilde artan doğalgaz fiyatına bağlamaktadır. Artış nedenleri arasında doğalgaz ve petrol fiyatlarının etkisi olduğu doğrudur. Ancak elektrik fiyatındaki artışı sadece bu nedene bağlamak doğru değildir. Dünyadaki bu gelişmelerden önce de ülkemizde elektrik fiyatları hızla artmaktaydı. Son 10 yılda mesken tarifesi 7,5 kat, sanayiye uygulanan tarife ise 18 kat artmıştır. İktidar enerjide ithalat bağımlılığını azaltamamış ve teşvik mekanizmasının başlatıldığı yıllarda makul olan dolara bağlı yenilenebilir enerji destek fiyatlarını bugün uygun seviyelere düşürememiştir. Bu nedenle elektrik üretimimiz dövizdeki değişimden aşırı biçimde etkilenmiştir. Yani tarifelerdeki artışın asıl nedeni iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikalar nedeniyle Türk lirasının son 10 yılda 10 kat değer kaybetmesidir. Değerli milletvekilleri, dile getirmek istediğim diğer bir konuda iklim değişikliğiyle mücadele ve elektrik üretim yatırımları ile ilgilidir. Türkiye enerji sektöründe dünyadaki gelişmelere paralel olarak iklim değişikliğiyle ilgili mücadele çabalarına katkı sağlayacak politikalar uygulamalıdır. Bunun için daha fazla yenilenebilir enerji üretimi ve enerjinin verimli kullanımını sağlayacak yatırımlar gereklidir. Ancak bu mücadele topluma aşırı yük getirmemeli ve kimi çevrelerin daha fazla kar elde edecekleri fırsatlara dönüştürülmemelidir. Bu yatırımların en az maliyetle yapılmasının ön koşulu şeffaf ve güvenilir bir yatırım ortamı oluşturulmasıdır. Bu da ancak hukukun üstünlüğünü ön plana alan ve liyakata dayalı bir kamu yönetimi ile mümkündür. Paris Anlaşması'nın onaylanmasından sonra açıklanan 2053 yılı net sıfır emisyon hedefiyle Türkiye emisyon azaltım politikaları konusunda yeni ve iddialı bir sürece girmiştir. Umarım iktidar 2053 yılını hedef belirlerken bir plana dayalı dikkatle çalışmış, maliyetleri hesaplamış ve yapılabilirliğini öngörmüştür. Değerli milletvekilleri, bugün elektrikte kurulu gücümüz 100 bin megawattı aşmaktadır. Fakat gaz temininde aksama olması durumunda veya kurak dönemlerde talep 50-60 bin megawattı aşarsa talebi karşılamakta sıkıntılar çekilecektir. Yani arz güvenliğini sağlamak için baz yük santral yatırımlarına halen ihtiyaç vardır. Sözlerime son verirken enerji sektörünün halen en önemli probleminin arz güvenliği olduğu hususunu belirtmek istiyor. 2023 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.